Sepetler düştüğü yerden çamurları savuruyorlar havaya. Farların aydınlığında yağan sulu sepkini renklendiriyor havaya sıçrayan çamurlar. Ben çukurun dibine, çukurun biçimine uyarak U harfi gibi uzanmışım. Ayağa kalkarsam başım dışarı çıkıyor. Atılan mermilerden korunmak için ya çömelmek zorundayım ya da böyle çukurun dibine uzanmak zorundayım. Çukurun dibinde kar var, altım kar. Üstüm sulu sepken yağmur ve mermiler. Yattığım yerden yukarıyı gözlüyorum, çukurun üstünü. Sanki donanma fişekleri atılıyor üstüme. Korkunç güzel bir renk cümbüşü tepemde. Cıv diye giriyor çukurun yanındaki çamurlara mermiler. Çamuru savuruyorlar tepeden inen farların aydınlattığı sulu sepkenin içine. Üstüme renk renk koca bir dünya yağıyor. Korkunç güzel, anlatılmaz bir görünüş. Yarım saat, bir saat sürüyor bu. Mermi çok az kalmış yanımda. Bir süre sonra bitecek. Ara sıra doğrulup başımı çukurdan yavaşça çıkarıyorum. Bir el ateş ediyorum boşluğa. Öldürmeye atmıyorum ama. Göremiyorum ki, rastgele yakıyorum mermiyi. Aklıma ilk gelen Mayakovski'nin şu dizeleri oluyor. Susun artık konuşmacılar, savdınız sıranızı. Söz şimdi mavzer arkadaşta, şimdi o konuşacak. Bu dizeleri aklımdan geçiriyorum ve kalkıp bir mermi daha yakıyorum. Sonra yine sinip bekliyorum çukurun dibine. İşte orada ölümü düşündüm bak. Ölüm ürkütücü gelmiyor insana. Ama insan ölümü kabul edemiyor. Kesin bir gerçek bu. Bilimi düşünüyorsun orada. 200 yıl, 300 yıl sonrasını düşünüyorsun. Ve bilimin insanlığa getireceklerini. Ve birden içinde bulunduğun o durum anlamsız geliyor sana. Ionesco'nun oyunları gibi bir şey. Saçma geliyor kimi şeyler sana o anda. Yaşaman gerektiğini kavruyorsun. Bilim almış başına yürürken karşındaki bir sürü insanın ne kadar küçük şeylerle uğraştıklarını düşünüp acınıyorsun. İçerliyorsun. Lanetli adamlar diye geçiriyorsun kafandan. İnsanlığın geleceğini ve senin o günleri göremeyeceğini düşünüyorsun. İnsanı hüzünlendiriyor bu. Bir anda güzel, eşsiz bir gelecek, bir anda o güzelim günleri göremeyeceğin duygusu. Nasılsa öleceğim diye düşünmeye başlıyorsun. Mermi vardı oysa yanımda. Birazdan bir bomba sallayacaklar üzerime diyorum. Ölüp gideceksin. İlk anda ölmemeyi düşünüyordum. Yaralanmayı, yaralı ve rahat bir ölümü. Ama bir süre sonra dünyanın dört bir yanında ölen bir sürü devrimciyi düşünüyorsun ve bir an nasılsa rahat bir ölümü düşünmüş olduğun için korkunç bir utanç duyuyorsun kendi kendine. Bir devrimci nasıl ölmesi gerekiyorsa öyle ölmeli. Ve daha önce hiç aklıma gelmeyen bir takım anılar geçiyor gözümün önünden. Bir film gibi ve çok hızlı geçiyor bunlar. Örneğin çocukluk günlerim gelip geçti gözümün önünden nedense. Çocukluğu. Bahçeli bir evimiz vardı. Çiçekler doluydu bahçemizde. Onların o çiçeklerin arasında koşup oynayışım. Sonra gözümün önünden gelip geçen şeyler arasında ansızın bir sevgili. Çok buruk bir duygu bu. Kızın gülüşü, oturuşu, düşünüşü. Kesin ve çok net görüntüler bunlar. Değişik durumlarda öylesine canlı ki, dipdiri. Karşımda sanki, renkli bir film gibi. Sen o durumdayken, o anda onun evinde oluşu, sıcacık bir odada oluşu, belki de neşeli oluşu, gülüyor oluşu. Bütün bu anımsanan şeylere, kişilere karşı, bütün yaşananlara karşı o anda içinde küçücük bir kıskançlık duygusu. Ve birden ansızın çok gülünç, matrak bir şeyler de geliveriyor aklıma. Gülüyorum. Daha bir sürü görüntüm. Üniversite günleri, Beyazıt alanı, Beyazıt'ın arka sokakları, polisle çatışmalar, öbür arkadaşlar. Hani gazetelerde sosyete haberleri, dedikoduları çıkar ya, onlar geliyor aklıma. O dedikodulardaki kişiler. İşte o zaman ölmemek, yaşamak ve savaşmak isteği, mücadele etmek isteği. Bunlar yeniden kabarıyor, büyüyor içinde. Savaşmak, mücadele etmek isteği. Sonra ölen arkadaşlarım geliyor aklıma. Daha çok Taylan'ı anımsadım orada. Sonra Filistin'deki çocukları. Ve bak en önemlisi üniversite kantinlerinde, özellikle siyasal bilgiler fakültesi kantininde falan halk savaşı üzerine tartışmaları. Sıcacık çaylarını yudumlayarak tartışanları geçirdim kafamdan. Gülünç geliyor bütün bunlar sana ve alabildiğine hüzünleniyorsun. Canın sıkılıyor. Elli altmış metre ötedeler. Tam bir çemberin ortasındasın. Arada silah sesleri kesiliyor ve teslim ol sesi duyuluyor. Başımı yavaşça çukurdan çıkarıp sesin geldiği yere birazcık havaya doğru bir kurşun sıkıyorum. Yine siniyorum çukurun dibine. Bu hücre büyüklüğünde bir çukur.
Ayağa kalkınca yüksekliği göğsüme geliyor. Sırtımı çukurun duvarına vermişim. Arka üstü yatıyorum çukurda. Dipte altımda kar var. Daha erimemiş. Çukurun yanlarında çalılar. Bir iki mermi kalmış. Son mermiyi kendine saklamak istiyorsun. Gerekirse vuracaksın kendini. Karşı devrimin eline düşmemek için. Bunu düşünürken ölüm korkusu yok. En küçük bir çekinme yok. Namluyu şakağına dayayacaksın. Basacaksın tetiğe, tamam. Çok rahat. Kurşunu yüreğine sıkmaya için el vermiyor. Kıyamıyorsun yüreğine. Yürek garip bir değer kazanıyor orada. Kendi kendime orada namluyu şakağıma dayayıp öleceğimi, acı duymayacağımı, kurtulacağımı falan da düşünüyorum. Ama bir de bunun işin kolayına kaçmak olduğu geliyor insanın aklına. Vazgeçiyorsun. İki mermim kalmıştı. Mermiler tükenince çukurdan çıkmayı düşündüm. Başım dik çıkacağım. Vururlarsa vursunlar. Başım dik gideceğim ölüme. Ya vurmazlarsa? O zaman yakalayıp işkence edecekler. İşkence kolay. Bir gün boyunca da sürse işkence dayanılır. Onun acısı nasıl olsa geçer.